Evet, değerli milletvekilleri, Kıbrıs Türk halkı. Tabii yıllık enflasyonun bugün %85 olarak ortaya konduğu, ilaca ulaşmanın mümkün olamadığı, gazete haberlerine düşen 2590 gündür kaçak yaşayan bir kimsenin mahkeme huzuruna çıkarılabildiği, serbest piyasa ekonomisi denilerek tüketicinin aslında temel tüketim maddelerine bile ulaşmasını engelleyebilen ya da onun önüne geçebilecek önlemleri almayan bir sosyal devlet dışı ama güvenli olduğu iddia edilen bir kutunun içinden nasıl dışarı çıkacağımızı biraz konuşmak isterim açıkçası. Dolayısıyla olumsuzlukları elbette belirtmek sorumluluğumuz, onların çözüm alternatiflerini belirtmek sorumluluğumuz ama önümüzdeki fırsatları da gerçekten ciddi anlamda değerlendirmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Ömrümüz geçiyor, bitiyor. Her birimizin kulaklarında babalarımızın, analarımızın söylediği bu dönem bu Kıbrıs meselesi hallolacak. En azından çocuklarım dünyalı olacak vardı. Şimdi bu söz miras bize kaldı. Biz en azından bu süreci yaşayanlar, sonuca ulaşma noktasında heyecanlı olanlar ama bir yerde neredeyse çocuklarına devredecek olanlar durumunda kalıyoruz. Bunun olmaması, neden olmaması gerektiği ve bugün içinde yaşadığımız koşulların gerçekten bize uygun, yani hak ettiğimiz koşullar olmadıkları noktasından da hareket ederek biraz çözümün fırsatlarını konuşmak isterim. Bunu da kendi, tabii ki kendi değerlendirmelerim bir tarafa, uluslararası anlamda ciddi raporlama yapan, yıllardır çözümün fırsatlarını bir şekilde çalışan, her dönem bunu güncelleyen PRIO isimli Avrupa Birliği'nin destek verdiği Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıs Rumların ve aynı zamanda da uluslararası akademisyenlerin ve araştırmacıların katıldığı raporlardan aktarmak isterim. Şimdi hepimiz gördük, heyecanlandık. Bilmiyorum herkes bizim kadar heyecanlı mı ama temkinli, iyimserlik halimizi bir şekilde ortaya koyan, 6 yıl sonra atandığı müjdelenen ve Kıbrıs Türk tarafının da onay verdiği BM Genel Sekreterinin özel temsilcisi olan Kolombiya Dışişleri Bakanı Cuellar'ın adaya gelişi 6 yıl sonra oldu ve 30 Ocak'ta hem liderlerle hem iki taraftaki sivil toplumla, kadınlarla, gençlerle görüşmelerini başlattı. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli bir yeni başlangıç diyelim. Elbette eski kazanımları unutmaksızın onların üzerine koyacağımız işlerle. Ve buradan da garantörlere doğru yola çıktı. Önce Yunanistan'la, sonra Türkiye'yle, sonra İngiltere'yle buluşmalar yapacak özel temsilci ve bu konjonktür, yani bugünlerde, hatta bu sabah dün itibariyle yapıldığını varsayıyorum, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olumlu işbirliği mesajları ilettiği, Türkiye'nin Yunanistan'la işbirliğini, komşuluk ilişkilerini geliştirmeyi taahhüt ettiği bir dönemin içerisinde bu süreç tekrardan bir şekilde başladı diyemem ama Birleşmiş Milletler'in hala gündeminde olan, çünkü Doğu Akdeniz'in etrafında olan ülkelerin içinde bulundukları sıcak durumu da görerek bir şekilde bir iyi niyet göstergesi olarak temsilci atandı. Her ne kadar Türk tarafı üçlü görüşmeleri reddeden bir pozisyonla yaklaşmış olsa da biz günün sonunda Sayın Antonio Guterres'in ortaya koyduğu Birleşmiş Milletler'in bugüne kadar çıkardığı ve biraz sonra söyleyeceğim Türk tarafının da altını çizdiği, deklarasyonlara imza attığı, liderlerinin ortak açıklamalarla ısrarını belirttiği iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı bir federal çözümün önümüzdeki en kısa sürede elbette metodunu da tekrardan konuşarak Kıbrıs Türk toplumuna özellikle ve Kıbrıslılara ve bölgesine kazandırılması gerektiği tartışmasız bir gerçek. Biraz önce söylediğim, zaman çok hızlı akıyor.
Nesiller değişiyor. Özellikle Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan bizler ve çocuklarımız bir şekilde anahtar deliğinden dünyayı seyretmek zorunda bırakılıyor. Ben birazcık bütün samimiyetimle söylemek isterim. Bu ayrılık gerçekten nesillerin yok olmasını da getiriyor. Birbirinden uzaklaşmasını getiriyor ve çok fazla zaman geçiyor. Şimdi tarih bize bir çağrı yapıyor. Bu çok önemli bir çağrı. Çünkü biraz önce en başında söyledim. Kıbrıslı Türkler özellikle içinde bulundukları bu statikonun kendilerine dayattığı hem ekonomik hem demokratik standartları hak etmiyor. Bunu söyleyelim. Daha iyisi için uğraşıyoruz. Daha iyisinin gelmesiyle alakalı elbette içeride birçok katkıyı, birçok tartışmayı, birçok yasayı veyahut politikayı tartışacağız, uygulamaya koymaya çalışacağız. Ama bilmek zorundayız ki Kıbrıs meselesinin BM şemsiyesi altında çözümü biraz sonra söyleyeceğim. Kıbrıslı Türklere özellikle öngörülebilir bir şekilde çok ciddi siyasi ve ekonomik katkılar sağlayacaktır. Bunu çalıştığı uzmanlar yıllardır çalışıyorlar ve bunları çeşitli metodolojilerle rakamlara da eşdeğer kıldılar. Biraz bunlardan bahsetmek isterim. Şimdi ortak akıl, gerçekten ortak akıl, hele de Doğu Akdeniz'in etrafında bu kadar savaş, ölüm, göç, her gün kıyılarımıza vuran cesetler varken kazan kazan formülünde de sadece Kıbrıs Türkler ve Kıbrıs Rumlardan bahsetmiyorum. Avrupa Birliği'nden de, Türkiye'den de, Yunanistan'dan da ve bölgede Doğu Akdeniz'in etrafında olan zenginliklerin gerçekten bu barışçıl süreçten ciddi anlamda kazanç sağlamalarını, hem ekonomik kazanç sağlamalarını hem de burada bulunan bu çatışma halinin toparlanarak, tertiplenerek, çözülerek bölgedeki ülkelere de bir çözüm, içlerine bir huzur, onların da toplumlarına bir huzur getirmesini önemli kılıyorum. Dolayısıyla Kıbrıs bölgeyi, özellikle Doğu Akdeniz'i birleştiren bir konuma getirilmek zorunda olduğunun altını çizmekle başlayayım. Şimdi çözümün çerçevesini en baştan söyleyeyim. Çünkü bu çözümün çerçevesi bu sabah da tekrar edildi Sayın Başkan tarafından. İki toplum liderlikleri ve onlara tabii ki destek veren diğer kardeş ülkeler tarafından 77-79'da ki Tufan Hoca sabahleyin 74'ten itibaren bunun ortaya konan bir Türk tezi olduğunu çok açık bir şekilde söyledi. Dolayısıyla 74-77 çünkü 75'te de Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulurken bu mealde var olan anayasasının altı çizildi. Dolayısıyla 77-74-75-77-79 2008, 2014, 2017 Clansmontana, 2019 Berlin mutabakatlarının tümü ki bu liderliklerde Sayın Denktaş'tan Sayın Eroğlu'na, Sayın Talat'tan Sayın Akıncı'ya kadar bütün yelpazeyi aslında kucaklayabilecek olan çok farklı siyasi geçmişlerden gelen insanların ortak görüşü olarak iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı Avrupa Birliği üyesi olabilecek olan bir Kıbrıs çözüm formülünden bahsettikleri ve bunun altına imza attıkları gerçeğinden hareket edelim. Yani bunun bütün tarafların desteklediği en hızlı noktada ulaşılabilecek çözüm formülü olduğunun altını çizeyim. Hızlı gideyim, zamanım hızlı akıyor. Şimdi o kadar aslında süratli davranmak zorundayız ki bölgede çünkü çok fazla kaynama var. Gerek hidrokarbon, gerekse devletlerin içlerindeki çatışmalar ya da devletler arası çatışmalar o kadar bölgeyi hızlı değiştiriyor ki kazan kazan formülünden neredeyse kaybet kaybet formülüne doğru bir evrilmesi doğuyor. Zaman eğer kontrolsüz bir şekilde geçip gidecekse. Ve Kıbrıslı Türkler bütün bu hengemenin kargaşanın içerisinde hala daha ekonomik ve siyasi olarak izolasyon altında yaşıyor. Bunu Tarım Bakanı burada oturuyor. Özellikle ürettiğimiz ürünlerin dış pazara açılabilmesi konusundaki sıkıntıları çok ciddi anlamda yaşıyor. Dolayısıyla uluslararası pazardan
uluslararası siyasi ortamdan Kıbrıslı Türklerin izole bir şekilde yaşamasını engellemek, önünü almak, bunun için de çözüme ulaştırmakla mükellef olduğunu söylüyorum. Kıbrıs Türk tarafının liderliğinin özellikle ve Türk tarafının bütününün. Dolayısıyla biraz sonra söyleyeceklerim Umut Tacirliği olarak anlaşılmasın. Böyle bir niyetim yoktur. Ama bunun burada yaşadığımız koşulların değiştirilebilmesi, dünyayla bir şekilde bütünleşen gençlerin, özellikle kadınların bir şekilde dünyayla bütünleşebilecek bir alanda var olması bizler için çok önemlidir. Ve altını çizeceğim noktalar Kıbrıslı Türklerin önemli bir kazanımı olarak çözüm ve çözümden sonrasını destekleyecektir. O yüzden ısrarlıyım. Üçlü görüşmeyi reddetti Sayın Tatar. Ama bu üçlü görüşme noktasındaki teklifin nereye varacaksa, hangi basit sohbetten başlayacaksa onun derhal ama derhal gerçekleşmesi zorunlu bir durumdadır diye düşünüyorum. Şimdi çok hızlı söylemeye çalışacağım. Birçok alanı tabii ki inceledi bu raporlar. Birçok alanın alt başlığını hangi perspektifte, hangi zaman diliminde, hatta ne kadar girdisi olacağını, bu çözümün Kıbrıs Türklere nasıl bir kazanç sağlayacağını inceledi. Çok rahatlıkla bulunabilir. Şimdi neler kazanabilir Kıbrıslı Türkler eğer çözümü en kısa vadede getirebilirse ülkesine? Şunu bileceğiz. Öncelikle istikrar ve bölgede güven yaratacak. Bu da bu yaratılacak olan iklimden ötürü hemen ama hemen Kıbrıslı Türklerin ve bütün Kıbrıs'ın ortak bir pazar olarak görülmesini sağlayacak. Bunun dışından bakanlardan ve turizm, üretim, ticaret ve yüksek öğrenim gibi temel başlıklarda bize müthiş bir ekonomik fırsat yaratacak. Dolayısıyla bunun gözden kaçırılması mümkün olmamalı. İki, mülkiyet sorunu çözümle birlikte bugün tartıştığımız aslında ama içeride yapmak zorunda olduklarımız zorunluluktur. Yani bu talan ettiğimiz bir şekilde neredeyse iki bölgeliliği zarara soktuğumuz boyutu bir şekilde ellemek zorundadır bugünkü hükümet ya da bundan sonra kim elleyecekse orayı. Bunu öncelikle ödevi yapmakla beraber çözümle iki topluma ait olan ve etkilenmiş olan mülkler en azından uluslararası bir standart, bir noktaya, o belirsizlik olan yasal durumları daha belirli bir noktaya gelecektir. Elbette hiç kuşkusuz Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği kapısıyla dünya ticaret kapısı çok daha açık olacaktır. Çünkü abat kararları denen kararlar bize müthiş bir kapıyı kapattı. Bugün sağı solu bir şekilde yoklamaya çalışıyor üreticiler ve Avrupa Birliği içerisine direkt olarak kurgulanacak bir teşviğin ya da ihracatın ciddi anlamda üretimi ve ticareti besleyeceğinden bahsediyorlar. Bakın, bölgesel ekonomik faydadan bahsederken biraz rakamları söyleyeyim. Türkiye pazarını, çünkü bölgesel barış ve bölgesel ekonomiden bahsediyorum. Türkiye pazarını Kıbrıslı Rumlara, AB pazarını ise Kıbrıslı Türklere açılması birçok seçeneği artıracak. Ekonomik skalayı geliştirecek. Kaliteyi ve istihdamı da artıracak. Yani nereden bahsediyorlar? Aslında turizmin, doğalgazın, taşımacılığın ve diğer servis hizmetlerinin çok büyük ekonomilere adapte edileceği bir alan yaratılacak. Ve 18 milyar euro büyüklüğündeki Kıbrıs Rum tarafının diyor, 2020 verileridir bunlar, belki bu veriler büyüdü. 18 milyar euro büyüklüğündeki Kıbrıs Rum tarafının 700 milyar euroluk Türk ekonomisiyle iş yapabileceği bir durumu aslında çözümün getirebileceği. Ve sadece Kıbrıslı Rumların bir ticaret yapacağından bahsetmiyor. Bütün Kıbrıs'ın buna dahil olacağından bahsediyor. Ve ekliyor, diyor ki 3-5 milyar euro ekonomisi bulunan Kıbrıs Türk tarafı, bizim ekonomik aşağı yukarı alanımız budur. 3-5 milyar euro ekonomisi bulunan Kıbrıs Türk tarafı da 16 trilyon euroluk Avrupa ekonomisine direkt giriş yapma fırsatını yakalayacak. Şimdi biraz önce söyledi Sayın Bakan, burası güvenlidir.
Elbette bir kutuya bizi kapatırsanız bu kutudan dışarıdan bir şey bir etki olmaz. En güvenli olduğunu sandığınız alan odur. Ama güneş yok, bir şekilde beslenme yok. O alanda ne kadar yaşayabildiğiniz sınırlıdır. Bu metaforik bir benzetme tabii. Ama demek istediğim, bu kadar büyük fırsatları varken Kıbrıslı Türklerin ve özellikle Kıbrıslı Türk genç ve kadınların, üreticilerin ve iş insanlarının bu kadar büyük okyanuslara bu insanlarımızı dahil etmenin önemsenmesi gerektiğini söylüyorum. Raporda Türkiye'nin de bundan çok büyük bir pay elde edebileceğini anlatıyor. Ve diyor ki, sadece kendimize demedim zaten en başında, bölgenin bütün aktörleri bu işten ciddi kazanç elde edebilecek. Ve diyor ki, Türkiye ekonomisi çözümden 20 milyar euroya yakın fayda sağlayacak. Müthiş paralar. Bugün Türkiye yüzünü Avrupa Birliği'ne dönmek istiyor. Avrupa Birliği de Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor. Dolayısıyla çok önemli noktalara vurgu yapıyor. Şunu da altını çizeyim. Biz elbette bugün birçok şeyi tartışıyoruz. Ama Kıbrıslı Türkler olarak Güney Kıbrıs'ın lütufları noktasında oturup beklemeyi kendimize ben uygun olarak görmüyorum. Biz hakkımız olanı eşit siyasi ortak olarak alma noktasında ve daha büyük hedeflerle bir noktaya varabilme noktasında çözümün derhal bu ülkeye kazandırılmasından bahsediyorum. Limanları tartışıyorlar. Limanlar eğer Gazimağusa Limanı, Ercan Limanı çözümle beraber bu ülkeye kazandırılacaksa, uluslararası alana kazandırılacaksa bunun çok daha büyük, çok çok daha büyük bir ekonomik getirisi olacağından, bunun güven yaratıcı önlemler paketi altında tartışılan ve bir çerçeve, bizim de uygun göreceğimiz bir çerçeve anlamında bu ülkeye kazandırılması durumundaysa, Kıbrıslı Türklerin yıllık 2.1 milyar euro civarında ekonomik katkı elde edebileceklerinden bahsediyor. Bu turizm katkısıdır, bu ihracat katkısıdır, fırsat katkısıdır. Dolayısıyla bölgenin daha güvenli ve daha istikrarlı olmasını da diğer taraftan sağlayacaktır. Birçok başka fırsattan da bahsediyor. Çok hızlı devam edeyim zamanım gözümde. Örneğin biz gençlerimizi bu ülkeye maalesef kapatıyoruz ve Avrupa Birliği'nin onlara sunmak istediği imkanlardan öğrenciyken dahi yararlanmalarını sağlayamıyoruz. Yani yüksek öğrenimde var olan gençlerin Erasmus, Sokrates gibi yabancı ülkelerde okurken son senelerini ya da son birkaç senesini o ülkede geçirmesini, o eğitim sistemi altına girmesini, o tecrübeyi yaşamasını, orada öğrendiklerini buraya taşımasını engeller bir pozisyondayız. Sadece biz değiliz tabii. Muhataplarımız da bunları engelleyen bir pozisyonda. O yüzden çözüm masası gençler için hayati öneme sahip. Bologna süreci denen özellikle üniversitelerin hem standartlarını hem niteliklerini bir şekilde belirleyecek olan Avrupa Birliği çatısı altında bu üniversitelerin yoğrulacağı bir alana açılacağız. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nden de öğrencileri buraya dahil edeceğiz. Buradaki ekonomik faaliyet, eğitsel faaliyetler bir şekilde daha yukarı çıkabilecek. AB fonları çözümle beraber bugün hak etmediğimiz derecededir ve bununla umursayan bir cumhurbaşkanlığı yoktur. Dolayısıyla 30 milyon euro yılda Kıbrıslı Türklere öngörülmesi kabul edilebilir değildir. Çözümle beraber hak ettiğimiz maksimum noktayı AB fonlarından ki Kıbrıslı Türklerin de AB Bölgesel ve Kalkınma Uyum Politikaları fonundan en yüksek bedeli alabilecek kapasitesi olacaktır. Çünkü maalesef Avrupa Birliği içerisinde geliri en düşük, altyapısı biraz daha geride olan bir yapıyla kapımızı açacağız. Dolayısıyla Avrupa Birliği buradaki altyapıyı, reel sektörü, diğer ihtiyaçları desteklemek zorunda kalacak. Elbette Avrupa Birliği uyum takvimi yasaları çerçevesinde. Diğer bir nokta, elbette bugün birçok şeyi tartışıyoruz. Standartlarımız tartışılır. Bir yerde Avrupa Birliği ile olacak olan çözümden sonra gelişecek olan müktesebat uyumlaşması bizi birçok alanda üretimden tüketime, kaliteden birçok noktada standartlaştıracak bir durum yaratacaktır.
Atlaya atlaya gideceğim elbette. Önemli bulduğum yerleri söyleyeyim. Diğer taraftan göçün geri döneceği bir alan yaratabileceği bir imkandır bu çözümün. Gerçekten derhal hemen bu ülkeye, bu adaya gelmesi. Toplam faktör verimliliği diye bir değerlendirme yapılıyor raporlarda. Ve diyor ki Kıbrıs sorununun çözümünün ortalama gelirleri, bakın ortalama gelirleri yani kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılayı çözümsüzlük durumuna göre 6.800 euro ile 11.000 euro arasında yükselteceği öngörülüyor. Bu referans değer. 6.800 euro ile 11.000 euro daha yükselteceği. Çözümden sonra kişi başı düşen geliri. Ve çözümden sonra 20 yıl sonra diyor. Gayri safi yurt içi hasıla kabaca bu referans değerleridir. 3 senaryo çalışıyor. Düşük, referans, yüksek. Ben referans aldım. Bu referans değerlerde de gayri safi yurt içi hasılanın 11 milyar euroyla 17 milyar euro arasında artabileceği söyleniyor. Dolayısıyla bunlar büyük rakamlar ve tartışılabilir. Farklı raporlarla farklı rakamlar ortaya konabilir. Ancak çözümün bu ülkeye kazandıracağı hem siyasi hem ekonomik faydalar kanaatimce tartışılabilir durumda değil. İş imkanlarını da öngörüyor. Ve iş imkanları için şöyle diyor bakın. Daha güçlü bir ekonomi olacak. Daha istikrarlı bir ülke yapısı olacak. Daha güvenli bir bölge olacak. Bunu bütün aktörleri içine katarak söylüyorum. Ve 10 yıl içerisinde statikoya kıyasla, bakın bu rakamları bir projeksiyon olarak ortaya koyuyorlar. 10 yıl içerisinde statikoya kıyasla 100 bin civarında ek iş yaratılacağı öngörüsü var. Ve diyor ki bu ek işlerin 30 bin kadarı turizm sektörü için, 18 bini toplam ve perakende ticareti sektörü için, 10 bini inşaat sektörü için ve 6 bini de hava yolları ve gemicilik sektörü için öngörülen bir rapor olarak ortada. Elbette enerji Kıbrıs'ta hem kuzeyde hem güneyde en büyük maliyet. Yok o 5 dakika ilk 5 dakikada bitiriyorum 5 dakikada. Bitiriyorum. Bitiriyorum. Fark ediyorum yoruldunuz. Şimdi enerji maliyetleri de bu ülkede gerçekten hem kuzeyinde hem güneyinde en pahalı, üretimle alakalı da en büyük girdilerden bir tanesi. Ve çevredeki doğal gaz bizim için olumlu bir şey de olabilir. Eğer bu çözüm süreci doğru yönetilmez ve çözüme varılmazsa olumsuz bir şey de olabilir. Biz olumlu tarafından bakmakla alakalı baskımızı yapıyoruz. Ve özellikle Eurasia projelerinin doğru şekilde Türkiye dışında kalmaksızın hayata geçmesi, doğalgaz boru hatlarının yine Türkiye dışında kalmaksızın bölgeye kazandırılması, yenilenebilir enerji imkanlarının daha büyük bir ölçekte tartışılabilmesi, hatta ve hatta Türkiye'den Kıbrıs'a elektrik kabloyla elektrik gelmesinin dahi önünü açabilecek tek şeyin çözüm olduğu konusunda çok ciddi, yani Türkiye'nin başını belaya koymadan önünü açabileceği bir alan olarak değerlendirmek lazım. Bunlar çok önemli ve tabii ki dünyada yenilenebilir enerji kaynakları bir şekilde fosil yakıtların önüne geçmek zorunda. Bunu destekliyoruz. Ve eğer süreç elimizden kayıp giderse bilin ki doğalgaz yerin altında kalacak. Çünkü artık dünyanın tersine gidebileceğimiz bir alan olmayacak. Bu süreci de kaçıracağız. Diğer bir noktada da şunu söylüyor. Atlaya atlaya gideyim. Çözüm toplumsal cinsiyet eşitliği için en büyük faydayı sağlayacak. Bıraktım matematikleri. Ama bugün Çalışma Bakanı burada. Kadın iş gücü, özellikle genç kadın iş gücü istediğimiz noktada değil. Ve yaratılacak olan yeni iş imkanlarıyla bu kadın iş gücünü ve genç işsizliği bir şekilde bertaraf edecek, kadınları da dahil edecek bir ortamın yaratılabileceğinden bahsediliyor. Çok hızlı şunu da söyleyeyim. Diğer çok hemen aklımıza gelebilecek olan
faydaları, fırsatları, çözümün fırsatlarını konuşuyoruz. Çözümün fırsatları noktasında da hep tartıştığımız karma evlilikten doğan çocuklarımızın kimlik sorunu bitecek. 30 bin olduğunu varsayıyoruz biz ama resmi bir rakam alamadık hükümet katından. Dolayısıyla bu çocuklarımızın uluslararası bir kimliğe sahip olma noktasındaki mücadeleleri çözümle beraber bir fırsat olacak. Çalışma hayatında, seyahatte, dünyaya, dünyayla buluşmada bir fırsat olarak orada olacak. Çözümle beraber aslında 10 yıllarına mal olan zorunlu askerlik ve savunma giderlerinin geriye gitmesi konusu bir anlamda çözülmüş olacak. Ve bizim için önemli nokta şu, Kıbrıslı Türklerin dünyada eşit siyasi özne olması noktasında çok büyük bir kapı açılacak. Elbette derhal görüşme masasına oturmalıdır Kıbrıs Türk tarafı ve egemen eşitlik, eşit uluslararası statü ne olduğunu, ne demek olduğunu bilmediğimiz açıklamaya muhtaç bir şekilde ezberlerden biraz uzaklaşarak elbette bizim de sonsuza kadar masada görüşelim metodunu reddettiğimiz ama bir takvimle sınırlı, sonuç odaklı, sonuçta ne olacağının önceden taraflarca anlaşılacağı yeni bir metotla ve elbette siyasi eşitlik ve BM parametrelerinin ve bugüne kadar anlaşılmış olan noktaların da geriye gitmediği bir yeni yöntemle derhal çözüm masasına oturulmalı ve çözümün fırsatları elimizden kaçmadan bu fırsatlar Kıbrıslı Türklere ve bölgedeki bütün aktörlere kazandırılmalıdır diye düşünüyorum. Bu şekilde özetleyebilirim. Sayın Hürrin Sol'ya... Tabii buyurun. Buyurun. Buyurun Hasan Bey. Şimdi 3 bakan var aramızda, 2 vekil. Ayrıcalık bizde olsun. Hadi bir vekil olarak oraya izin verirseniz. Şimdi çok 3 bakanı görmeyeli çok oldu Sayın Başkanım. Evet. Allah artırsın. Koltuklarda 3 bakan çoktandır görmedim. Ürün ninni gibi geldi gerçekten. Çok güzel, güzel anlattınız. Güzel. Ama uyukladığımız için değil, hayal görmemek için de bunların. Sadece merak ettiğim birkaç soru var. Bu öngörüde de facto nüfus ne öngörülüyor? Kuzey tarafında herhalde bu raporda da belirtilmiştir. Ya bir dağılım siz yaptılar mı? De facto hayır nüfusu. Rapor bize söyleyin. Raporu siz sundunuz. Bu ben bir... şimdi böyle uyku nöbetinde değilim ama çok güzel dinledim. Merak ettiğim, beynim bana bu soruyu sordu, sorayım dedim. Elbette 2020 yılı verilerine göre çalıştılar dediğim gibi. O zaman burada ulaştıkları veriler, yani o rapor elinde değil şu an, raporun tümü. Ama 2020 yılı verilerinde ne verdiyseniz... Hayır, ileriye dönük işte 5 yıl, 10 yıl sonra ne olacağıyla alakalı öngörü. Çünkü ekonomide nüfus çok önemli. Elbette önemli. Ne öngörü? Bunlar zaten... belli bir projeksiyon, belli bir modelleme ile ortaya tamam, çıkan. Tamam işte orada rakam yok bu raporda. Çok detaylıdır şeyler. Ben size ulaştırırım şeyi. Tamam memnun raporu. Oldum. Çünkü çok detaylı. Yani benim çok rahatlıkla anlayamayacağım. Neden ninni dedim? Çünkü bir istatistikçi olarak elbette, rakamın elbette olmadığı her şey fuzuyla anlatımlandı. Yanlış anlamayın. İkincisi doğalgazın çıkması veya tek taraflı şu an çıkarılması 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmasına göre tek taraflı bu hakkı görüyor musunuz? Yoksa Kıbrıs Türkleri olarak anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mavi vatan davasını da düşündüğümüzde münasır ekonomik bölge temelinde Kıbrıs Türklerin hakları üzerinden bu doğalgazla Kıbrıs Türklerinin de arama yapması konusundaki ben düşüncenizi merak ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ben zaten şunu söyledim. Ben çözümün fırsatları. Siz çatışmadan bahsediyorsunuz. Yani çatışmadan her iki taraf da askeri gemileri referansında bir arama başlatmasından bahsediyorsunuz siz. Ben diyorum ki ve yok benim da, sorum çatışma değil sadece ben masum bir soru sordum. Ben şunu söylüyorum çok net. Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs'ın etrafındaki bütün doğal zenginliklerde eşit hakkı vardır. Ve bu eşit hakka ulaşabilmesi adına çözüm hayatidir. Bugün Kıbrıslı Türklerin bu zenginliklere ulaşması mümkün görünmüyor bugünkü statüko içerisinde. 2025 yılına kadar da bu gaz çıkarılmayacağı diğer bir nokta. Oraya giden yolu doğru şekilde dizayn etmelidir diyorum Türk tarafı ki bu zenginliklerden
bizler de faydalanabilelim. Türkiye de faydalanabilsin. Kıbrıslı Rumlar da faydalanabilsin. Söylediğim bu. Evet, teşekkürler.